Yani AKP'den bakıyorum şöyle üst düzey kaçış diye bir başlık da vermiş Cumhuriyet. Tabii yorumlu bir şekilde vermişler. Ama iddia o ki Fahrettin Koca Erdoğan'dan affını istedi. Yani Fahrettin Koca aslında bu dönemde en çok stres yaşayan bakanlardan birisiydi. Biliyorsunuz özellikle pandemi döneminde. Ve şöyle bir özelliği var bu başkanlık sisteminin. Erdoğan tipi başkanlık sisteminin. Mesela yalnız bakan yardımcıları şey bakanlar var değil mi? Tamam. Ve bir kabineyle sanki devleti yönetiyormuşsunuz gibi değil mi? Halbuki öyle değil. Yani sıfır. Yani Erdoğan'ın muamelesi için söylüyorum. Yani kişiler sıfır, bakanlar sıfır. Yani bunların hiçbir, hiçbirisinin önemi yok. Hatta bir keresinde Fatih Koca bir şeyler söylüyor gazetecilere. Ve Erdoğan yanına gelip şey diyor. Hop lan ne diyorsun sen gibisinden konuşuyor. Ve Fahrettin Koca da kendisi aman efendim yani tabii siz söylemeden hani ben başkalarına bir şey söyleyebilir miyim gibisinden de bir ifade kullanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Utanç vereceği bir durum. Yani bu sadece bu iki kişiyle ilgili olarak değil. Türkiye adına utanç verici bir durum. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı arasında ki diyalog bu. Yani Erdoğan'la Fahrettin Koca arasında değil sadece. Ve bunu buraya yaşattı Erdoğan bu ülkeye. Neyse. Şimdi Fahrettin Koca tabii sürekli ama sürekli şey altında, stres altında, sürekli bir baskı altında. Muhtemelen ilk uyandığında aklına gelen ilk adam da Erdoğan oluyordur. Bugün acaba ne yapacak, ne söyleyecek diye. Ve işte buna dayanamadığı için de Fahrettin Koca'nın böyle bir şey içerisinde olduğu iddia ediliyor. Bu haber mesela doğrulanır mı doğrulanmaz mı bunu bilmiyorum. Bu iddia daha doğrusu. Doğrulanır mı doğrulanmaz mı bilmiyorum. Ama öyle olsa da olmasa da Fahrettin Koca'nın bu dönemde Erdoğan'ın yükünü en çok çeken isimlerden birisi olduğu ortada. Ve gazeteci Barış Pehlivan yani Cumhuriyet gazetesindeki yazısında böyle bir iddiayı öne sürüyor. Bu arada ee, bakıyorum. Pehlivan Çevre Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'dan aday olacağını e, iddia e, olacağının iddia edildiğini ifade ediyor ve kurumun da gözü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ifadesini e, kullanıyor. Ve bakalım tabii yani ne gibi e, hesaplar var. Şimdi herkes e, kendi hesabını da yapıyor bir yandan. Evet işte partiler var. Ve bu partilerin oluşturduğu bir birliktelik var, İşte bu şeyler var. Yani işte ittifaklar söz konusu, parti içlerinde ne bileyim bir birliği, birliği tutmaya, tutturmaya çalışıyor herkes, her lider. Ama herkesin kendi hesabı var. Özellikle de, özellikle de gelecekle ilgili olarak çok da umutla bakamayanların hesaplarının, daha böyle işte Fahrettin koca gibi ya da diğer bazı isimlerde olduğu gibi daha farklı olduğu da görülüyor ve bunlarda bunlara bir örnek olarak da işte Farid'in kocayı işlemiş cumhuriyet yazarı Barış.